Gaziantepspor, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarından puan bekliyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, oynayacakları Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarının çok önemli olduğunu belirterek, bu iki maçtan beklentim açıkçası 4 puanın üzerinde adına, dedi. Önemli bir maça çıktık fakat biraz da talihsizlik diyelim. Vurduğumuz top direkten dönmesi, kaçırdığımız pozisyonlara baktığımızda kazanabilecek futbolu da sahada sergiledik ama yediğimiz golden sonraki takım içerisinde oluşan psikolojik durum tekrar kendini göstermiş oldu. Çünkü bir hafta önceki Bursa maçında takım halinde yaşadıkları sendrom bu maça da yansımış oldu. Bir de tabii bu takımın kümede kalacaksa taraftarın sevgisiyle, desteğiyle, arzusuyla, şehrin önde gelenlerin maddi manevi katkılarıyla bu iş başarılacak. Eğer ki maç içerisinde yapılan hatalarda bir anda futbolcunun üzerine baskı kurulduğunda gerçek performanslarını sergileyemezler ve o zaman da ne onları mutlu edecek sonuç ne de takım için benim arzuladığım oyun ortaya çıkar. O yüzden bütün taraftarlarımızdan tek desteğim, her ne olursa olsun sonucunda futbolun içerisine düşme de var, çıkma da var, kalma da var. Desteklerini sonuna kadar, sevgilerini sonuna kadar esirgemeden takımlarına göstersinler. Başka Gaziantepspor yok. Onların için mücadele eden futbolcular da Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki başaracaklar ve kümede kalacaklar. Kaybedilmiş çok bir şey yok. Evet, avantajlarımızı kaybettik. Şimdi Kayseri takımına oynamak için gidiyoruz cumartesi günü. Çok iyi bir takım, çok iyi bir çıkış yakaladı. Şehrin önde gelenlerinin bakanından valisine kadar herkesin destek olup bir birlik, yeni bir oluşum yaptılar. Çok da önemli yıldızlar transfer ettiler. Belki de 15-20 milyon euroya yakın para harcadılar. Ve karşılığında fazlasıyla alıyorlar. Son maçta da Beşiktaş maçında gerçekten şampiyonun en büyük adayına karşı gösterdikleri performansta da ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdiler. Biz de tabii puan ve puanlar almak için oraya gideceğiz. İnanıyorum ki takım benim istediğim oyun sistemini, tarzını ve kazanma hırsını sahaya yansıtırsa istediğim sonuçta dönebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi futbolcu hata yapacak çünkü o da insan ve Muhammed çok karakterli, kaliteli ve Gaziantepspor'u çok seven, onun başarısı için mücadele eden, çok da güzel bir isme sahip olan bir kardeşimiz. Öncelikle hiçbir seyirci bir futbolcusuna, onun için mücadele eden futbolcusuna yok tarzından, stilinden dolayı tepki vermesi çok doğru değil. Hoca olarak ben tercih ettiysem doğrusuyla yanlışı benimdir. Muhammed de şu anda o benim verdiğim görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Onlardan, taraftarımızdan ricam, hiçbir futbolcuma bu tarz söylemlerde bulunmaması. Bir kişinin eksik olduğu yerde, bir iki kişi de takıma katkı yapamadığı zaman kazanma şansınız ortadan kalkıyor. Ya dünyanın hiçbir yerinde yok. Böyle bir ortam, böyle bir şey futbol anlamında bu kadar bir futbolcunun üzerine yoğunlaşmış, hakaret veya bu tarzdaki daha değişik boyutlara varan bir olay yok. Evet, protestosu varsa bile mendil sallar, işte alkışlar ya da sırtını döner. Ama bizde tam tersi. Yani uf diyorum ya, olacak gibi değil. Yarından itibaren Fatao ile Pedrosa'nın tekrar düz koşulara başlayacağını düşünüyorum.